Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomda biraz bizim e, KVK'mızda neler olduğundan hafiften bir bahsedeceğim. Baya e, çok yani bugün bu zamana kadar olan kısım hep savaştı geçti arkadaşlar. Kap, kapılar açıldığından beri olan kısım baya savaştık. Biz de savaştık. E, ama bizim savaşımızda pek e, K Kralık 9 burası. Krallık 9 pek dışarı çıkamadı. Daha sonra Kralık 9'da barış yapmaya karar verdik. Sebebi ise arkadaşlar ee, yani sonuçta burada etkinlik devam ediyor. Biz barbar kalesi kesmemiz gerekiyor. Barbar kesmemiz gerekiyor. Ee, o da etkinlikte göstereyim sizlere. Onu, onu yapmak için en azından vakit bulalım diye geçmişteki şanımız biliyorsunuz bunu bitirirsek bunu bitirdiğimiz zaman arkadaşlar heykel çevirme etkinliği gelecek. İnşallah onun da videosunu bu e, bittiği zaman çevir, gelirse onu çevirme olaylarını size çekip göstereceğim arkadaşlar. Bilgi vereceğim kendim böyle bakıp öğrendikten, iyi öğrendikten sonra sizlere de aktaracağım arkadaşlar şu an onun için uğraşıyoruz ve neler oldu hemen hızlıca bahsedeyim arkadaşlar bizim bu tarafta şu an için dediğim gibi bura dışarı çıkartmıyorduk şuraya kadar da bayrak atmıştık D300 gördüğünüz kapısının oraya kadar bayrak atmış. onları ve buradan da TFS 900 birliğini çıkartmıyorduk dışarı arkadaşlar en son şey yapıldı işte barış yapıldığı için izin verdik ve bizim bayraklarımıza değmeyecek şekilde Bayrak atmasına izin verildi iki tarafında bizim bayraklarımız hiçbir şekilde teması olmayacak ama bir de e, hiç bu şey, hieronları gördüğünüz gibi bir buradaki bir de şu ortadaki hieronu biz aldık bir tanesini bizim ikinci klanımıza verdik arkadaşlar şu an için kapılara kadar e, bayraklarımızı atıyoruz sırada şu antik kalıntılar ve buradaki e, şu kısım var arkadaşlar en son bundan sonra da kapılar açılıyor zaten bu kısmı mabet kısmını aldığımız zaman. Daha sonra kapılarımız açılacak. Kapılardan içeri gireceğiz. Gene o zaman e, şu gene savaşlar alevlenecek arkadaşlar. Şu an için biraz daha sessizlik var. Tüm e, birlikler az çok bir e, barış yaptılar. En azından e, ateşkes yaptılar. Şu anda bizim bir e, krallığımızla Kral Konutunun AOC klanı şu şu kısımdan girecek buraya. Onlar bu, burayı aldılar. Phoenix Rising biliyorsunuz burada savaştı. bayağı arkadaşlar burada üstünlüğü kurdu. VVK birliğini ta kapısına kadar buraya kadar ittiler. Tabii ki buradaki kil e, klanı da destek oldu. İkisi birden buradaki It klanı da arkadaşlar. Şu İta klanı da, Ita klanı da bu PR'nin kalesinde oraya kadar yerleri vardı. Buradaki yer onu vermedi Phoenix Rising. Gelip buraya aldı. Yukarıyı da aldı. E, şu anda burayı silip süpürdü yani aşağı kadar arkadaşlar. Şu anda krallık 14 bayağı sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Çünkü şu geçitleri zaten izin vermeyecekler. Şuraya belki bir müdahale gelebilir daha sonra Phoenix Razik'ten buraya bura açıldığı zaman. Ee, onun haricinde şu tarafta pek bir şey yok. Niye derseniz arkadaşlar bu iki e, krallık 13 ve 14 ittifak olduğu için arkadaşlar burada kendi aralarında paylaşmışlar. Onun için bu, bu, bu kısımda bir pek bir savaş veya bir sıkıntı yok. Ama şurada biliyorsunuz Venom'la VNM kalanıyla PT e, X'te herhalde şurası. Bunlara hemen bakayım isimlerine evet PTX doğruymuş PTX arkadaşlar bayağı savaştılar en son Venom klanı bayağı galip geldi bayağı hatta oyuncularını sıfırladı bu PTX'in PTX tutunamadı burada ee, üstünlüğü de kurunca Venom muhtemelen şu anda aralarında bir ateş kesim var bilmiyorum ama e, buradaki mabete şu an mesela PTX sınır atmamış arkadaşlar sınır atmaması sebebi muhtemelen Venom'la şu an bir anlaşmaya varmış olabilirler. Ee, hani Venom sonuçta üstünlüğünü belli etti bu savaşta. Onun için paylaşmış olabilirler kendi aralarında. E, PTX deme şu tarafa yöneldi. Bakın buraya kadar aşağılar bayrak atıp buradaki Hieron'u aldı. E, şu anda burada Venom'un bariz üstünlüğü var. Öbür tarafta bizim Phoenix Rising ve üst tarafta da bizim birliğimiz olan United Nations'ın üstünlüğü söz konusu arkadaşlar. Diğer taraflarda pek şimdilik bir hareket yok. Burada da arkadaşlar pek hiç savaş olmadı diyebilirim. Burada buradakiler de çok Birbirlerine böyle ılımlı yaklaştılar. Burada da savaş olmadan herhalde paylaşıldı. paylaşıldı. Dediğim gibi diplomasıyla hallettiler aralarında muhtemelen. Ve bu geçitlere şu anda bayraklar atmış durumdalar. Muhtemel klanlarımız P.O.B. ve şuradaki UAO birlikleri arkadaşlar. Bu birlikler buraya girecek. Biz de şu anda oraya gireceğimiz için bizim şu an Krallık 11'den bu iki birlik bizim rakibimiz olası rakibimiz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi biz de bu bu tarafa gireceğiz. Bu kapılar açıldığı zaman e, şurada bir sıkıntı yaşamaz. Phoenix Rising ama şuraya girerse arkadaşlar, buraya Venom veya diğer birliklere girmeyi düşünüyor tabii ki. Burada burada muhtemelen savaş dönecek. Ayrıyeten bizim bu yukarıda bayağı kanlı savaşlar olacak. Bu ilk bu zondakinden daha kanlı geçebilir arkadaşlar çünkü. Dediğim gibi her orta yaklaştığımızda gelen birliklerin gücü karşılaşmaları baya sert olacak. Sonuçta Venom'da buradan muhtemelen Venom iki tane bayrağa gitmiş. Hani demiş ki hani mesela burada başarılı olamazsam şuradan devam ederim gibi. Sonuçta herkes şu ortaya varmayı düşünüyor. Şu an biz amacımız dediğim gibi buraya üstün gelmek. Muhtemelen iki rakibimizle size gösterdim. Biz bu şekilde savaşacağız. Phoenix Rising'de dediğim gibi buradan girip Buradaki olası rakipleri krallık 14'ten kalan diğer birlikler veya krallık 13 artı ayrıca krallık 12 olabilme ihtimali var. Onlar da Venom ve PTX zaten burada. Şuradaki FR kalanı da buradan da. Onları göreceğiz arkadaşlar zaman gelince ama Phoenix Rising bayağı sert arkadaşlar. Ee, yani çok iyi savaşıyorlar. Çok böyle organizeler ve gerçekten kalabalık oluyorlar arkadaşlar. Böyle yani artık dayanamıyorsunuz. Bir yere kadar savaşıyorlar. VVK birliği zaten çok kötü bir birlik değil şu anda. Ee, ona, ona rağmen VVK yani dayanamadı arkadaşlar. Şurada size göstereyim. Onur kayıtlarımızı. Birlik olarak arkadaşlar şöyle göstereyim. Biz şu anda dördüncü sıraya yükseldik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Biz yani ikinciliğe muhtemelen otururuz. Çünkü bizim elimizde şu an iki hieron var. Bunlar dakika dakikada e, herhalde. Dakikada üç e, birlik. Kredisi puanı veriyor bize. E, VVK'nın elinde bir tane var. Pav'un elinde de bir tane var. Onun için bizde iki tane olduğu için muhtemelen onların önüne geçeceğiz arkadaşlar. Zamanla. Çünkü e, Venom da bizim üstümüzdeydi. bizi yavaş yavaş yukarı tırmanıyoruz. Şu an 4. yüzyılda muhtemelen otururuz. E, krallık olarak zaten bayağı fark atmış durumdayız. Arkadaşlar 4 milyon oldu. 2.7 milyonla Krallık 14 bize yakın. Zaten Krallık 14'ü Bayağı bitirdi. E, diğer e, Zon şu an diğer zona geçtiğimizde zon 7 oluyor artık herhalde. 7 mi oluyor 5 mi oluyor bilmiyorum o taraf. Zon 7 oluyor herhalde. Zon 7'de komple Kralı 14'ü bayağı hasar verecek gibi gözüküyor. Şu an için bizim krallığımızda durumlar bu şekilde arkadaşlar. KVK'mızda da bu şekilde. Onun haricinde diyeceğim başka bir şey yok. Şimdi ben bir de biriktirdiğim buradaki Altın altın anahtarlarım var arkadaşlar. Onları açmak istiyorum gümüş anahtarlarla beraber. 71 tane var arkadaşlar. Ee, çok uzatmayacağım hemen onların açışına geçiyorum. Ee, şuradaki gümüşleri direkt açacağım. Orkasından da biraz tek açıp e, şeyi e, altınları sonra şeyi bir anda hepsini açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok gümüşten o kadar gümüşten çıka çıka bunlar çıkıyor arkadaşlar. Çok daha öyle fazla bir beklenti olmayacak gümüş sandıktan. Ee, sonuçta şu heykeller artık çevrilebildiği için e, onları çeviririz artık arkadaşlar. Şu an şuradaki e, şuradaki altınlarımı tek tek bir kaç tanesini tek tek açıp onları da topluca açacağım arkadaşlar. Başka bir tane daha açalım. Gaius Marius çıktı. Bir tane şundan çıktı. Bu güzel. Evet şu an bir tane daha göz kamaştırıcı yıldız. Lancelot. Evet, şu an 3 tane martır attı. Şimdi e, 60'a kadar olmadı. Düz açayım. 3 tane Fredrick. Evet. Şu anda bir tane Gaius Marius. 2 tane Juscelo. Vallahi iyi attı tek tek açmama rağmen yani. Şimdi hepsini açacağım arkadaşlar. Bakalım şu bahtımıza ne gelirse. E, tıklıyoruz. Evet diyoruz. Ve şu an açtık. Sıralıyor bize. Evet arkadaşlar şu anda hızdan 22 saat öyle çıktı. 13 tane yıldızdan çıktı. Epiklerden Herman'dır, Kusunoki'dir, bastır epik bayağı fazla çıktı. Şuradaki şanssız ya yani şu Cleopatra'yı sevmiyorum inadına. Hatta 17 tane çıkmış yani. Şuradaki tek şanslı şeyim 16 tane Chao çok güzel oldu. 4 tane Mehmet gelmiş, 5 tane Charles, 2 tane Jules Cesar ve Elcid gelmiş iki tane de. Şu iyi sevindirdi ama şunun yerine de en azından bir Mehmet falan gelseydi güzel olurdu. Ee, ama en azından toplam olarak baktığımızda güzel çıktı aslında arkadaşlar. 26 böyle. Ee, 35 35 42 46 ee, Bundan önce de 6 tane falan çıktı herhalde. 52 tane falan çıktı arkadaşlar. Gayet aslında yüksek çıktı. Şu çağ çoğu ben şaşırdı zaten 16 tane çıkması. Ee, şanslıydık diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şuradan da martılı herhalde e Charles şu an 5 5 1 1'di. Onu da şuradan yükselteceğim. Onun heykeli geldi zaten arka arkaya. Yükselt diyelim. bakalım hangi yetenek Güzel. Buna gitmesi iyi oldu. Şu anda %110'la %115 e çıktı karşı saldırı olayı. Ee, evet arkadaşlar. Şu an bu videoda bahsedeceklerim bu, bu, bu kadardı. Eee kan dediğim gibi şu e, etkinliği bitirelim. İnşallah onun videosunu yapacağım. O zaten merakla beklenen bir olay. Yani biz de şu anda bilmiyoruz. Göreceğiz. E, o heykel dönüştürme olayı çok önemli. Ama bildiğim kadarıyla e, heykel çevirme işinde arkadaşlar sınırlı. Yani gidip e, heykel istediğiniz kadar çevirebiliyorsunuz ama size onun karşısında sikke veriyor. Yani para veriyor. O sikkelerle e, mesela diyelim ki 100 tane sarkaya bir tane altın heykel alabiliyorsunuz. Öyle düşünün. İşte 20 tane ee, Epik Komutan heykeline bir tane le le Legendary Komutan heykeli alabiliyorsunuz o şekilde ama 20 tane maksimum 20 tane e heykel alabiliyorsunuz 30 tane falan yıldız alabiliyorsunuz o şekilde olduğunu biliyorum ama dediğim gibi bunu geldiğinde inşallah ben size e paylaşacağım e videosunu çekeceğim o şekilde anlatacağım arkadaşlar biraz da hemen o videoda KVK'dan da biraz bahsetmek istiyorum hani mantığından nasıl işlediğinden şu an bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.